Bu videoda size kardiyomiyopatinin bulgu ve belirtilerinden bahsedeceğim. Kardiyomiyopati kelimesini üçe ayırdığımızda kardiyonun kalp, miyonun kas ve patinin de hastalık anlamına geldiğini daha önce söylemiştim. Bu sayede sadece adına bakarak bile kardiyomiyopatinin bir kalp kası hastalığı olduğunu anlamak mümkündür. Şimdi de bu konuda bildiklerimizden yola çıkarak kardiyomiyopatinin bulgu ve belirtileri üzerine kafa yoralım gelin. Bize yardımcı olması için bir kalp çizimi kullanacağım. Bu, kalbin oldukça basit bir çizimi. Kalbin, akciğerlerin arasında çalışan iki pompadan oluştuğunu söylediğimi de hatırlayacaksınız. Vücuttaki birkaç organı da ekleyelim. Beyin, burada kalp, karaciğer ve bağırsaklar. Bu ekranda gördüğünüz kalbi, birinin kalbinin aynadaki yansıması olarak düşüneceğiz. Bu durumda sol taraftakini sağ kalp olarak adlandıracağız. Sağ kalp, vücuttan gelen kirli kanı alıp akciğerlere pompalar. Ekranın sağ tarafındaki ise sol kalp. Kan, akciğerlerde oksijenlendikten sonra kalbe geri gelir ve kalp de kanı vücuda pompalar. Kan, vücutta dolaşırken içindeki oksijen ve besinler organ ve dokular tarafından kullanılır ve yine doku ve organlardan gelen atıklar da kana geçer. Bu bir döngü olarak bu şekilde devam eder. Kardiyomiyopatide kalp kasında bir rahatsızlık söz konusudur ve bu durum pompanın yani kalbin görevini tam olarak yerine getirememesine sebep olur. Kalp görevini yerine getirememeye başladığında kan sağ kalpten akciğerlere ya da sol kalpten vücuda olması gerektiği gibi dağıtılamaz. Ek olarak kalp pompalama görevini yerine getiremediğinde kanın bir kısmı kalbe geri gitmeye başlar. Sağ kalpten akciğere daha az kan gitmesi sebebiyle akciğerlere ulaşan kan olması gereken miktardan az olduğunda nefes darlığı ortaya çıkar. Kardiyomiyopatinin önemli belirtilerinden biri budur ve bu durum kendini artan solunum hızı ile de gösterebilir. Bunu da artan solunum hızı olarak not ediyorum. Az önce kalp pompalama görevini yerine getiremediğinde kanın bir kısmının kalbe geri geleceğini de söylemiştim. Sağ kalp vücuttan gelen kanı akciğerlere pompaladığı için bu durumda. Kan vücuda geri gider ve vücutta ödem oluşur. Ödem bir çeşit şişkinlik ya da şişliktir ve kardiyomiyopati ya da diğer kalp yetmezliği rahatsızlıklarında genellikle bacaklarda gözlemlenir. Bu hastaların bacakları şişmiş durumdadır. Sağ kalpteki durumun nelere yol açtığını gördüğümüze göre sıra geldi sol kalbe. Sol kalpten vücuda pompalanan kanın azalması durumunda bunun belirtileri vücutta gözlemlenebilir. Bu belirtilerin çoğu kardiyomiyopatinin klasik belirtileri arasındadır. Kalpten çıkan kanın bir kısmı kalp kasına doğru geri geldiği için kalp kası yeterli kanı alamaz ve bu da nabzın yükselmesiyle sonuçlanır. Kalp kasında ortaya çıkan ağrı göğüs ağrısı olarak deneyimlenir ve kalp kasındaki bu ağrı anjin olarak adlandırılır. Buraya biraz kas çizelim. Sol kalpten vücuda pompalanan kanın azalması sonucu halsizlik ve yorgunluk da gözlemlenir. Ek olarak kana, organların olduğu kadar beynin de ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Beyin ihtiyacı olan kanı alamazsa hasta baygınlık geçirebilir. Bunu da tıp dilindeki adıyla senkop olarak not alalım. Senkop. Sağ kalpten akciğerlere doğru giden kanın azalması sonucu kanın geri gelmesi söz konusu olduğu gibi sol kalbe gelen kan akciğerlerden geldiği için kanın bu defaki geri dönüşü akciğerlere doğru olur. Kanın akciğerlere geri gelmesi sonucunda ise pulmoner ödem gözlemlenir. Pulmoner ödem akciğerlerde sıvı birikmesi durumudur ve steteskopla duyulabilir. Duyulan ses hırıltıya benzer. Şimdi de kardiyomiyopatinin 3 tipine özgü belirti ve bulgulardan bahsetmek istiyorum size. Dilate kardiyomiyopati ile başlayalım. Bu tip kardiyomiyopatide kalbin odacıklarının genişlediğini söylemiştik. Şu şekilde çizelim. Kalbin odacıkları bu şekilde büyüdüğünde ne olur dersiniz? Kalp kası incelir ve kan pompalama görevini sağlıklı bir kalp gibi yapamamaya başlar. Bu durumu kalp kası yetmezliği olarak da düşünebiliriz. Dilate kardiyomiyopatiye özgü belirtilerden biri artan jugüler venöz basınçtır. Bunu kısaca JVB olarak yazalım.
Ne anlama geldiğine geçecek olursak, sağ kalbe geri gelen kan, sağ kalp bu tarafta olduğundan buraya çizmemiz lazım. Evet, bu geri gelen kan boyundaki bazı toplar damarlara doğru yönelir. Onu şöyle çizelim. Bu durumu bir kardiyomiyopati hastasının boynunda gözlemleyebiliriz. Boynundaki damarlar şiştir. Artan jugüler basınç diyerek bu durumu anlatmaya çalışıyoruz böylece. Bir diğer belirti S3 kalp sesidir. Normal kalp sesi iki sesten oluşur. Dilate kardiyomiyopatide kalp odacıklarında kan kalır ve kan kalbe dolarken boş ya da neredeyse boş bir odacık yerine dolu bir odacığa dolmaya başlar. Bu durumun steteskopla duyulabilen kendine özgü bir sesi vardır ve S3 kalp sesi olarak adlandırılır. Dilate kardiyomiyopatiye özgü bir başka belirti ise kalbin büyümesidir. Bu da tıp dilinde kardiyomegali olarak adlandırılır. Dilate kardiyomiyopati çizimini silelim ve restriktif kardiyomiyopatiye geçelim. Restriktif kardiyomiyopatide kalp kası duvarlarının kalınlaştığı ve üzerinde yara dokusu oluştuğu gözlemlenir. Kalp kası duvarları kalınlaştıklarında gerektiği derecede gevşeyemez ve bu da kalbe giren kan miktarının düşmesine sebep olur. Kalp kası pompalama görevini yerine getirse de bu odacıkların boyutları küçüldüğü ya da alması gerektiği kadar kan alamadıkları için kalpten pompalanan kan miktarı azalır ve kanın bir kısmı geri gelir. Restriktif kardiyomiyopatiye özgü belirtilere gelecek olursak bunlardan biri tıpkı dilate kardiyomiyopatide olduğu gibi artan jugüler basınçtır. JVB olarak not ediyorum. Restriktif kardiyomiyopatide yine belirgin bir kalp sesi vardır ve bu da S4 kalp sesi olarak adlandırılır. Dilate kardiyomiyopatide kanın kalbe dolması sırasında çıkan S3 demiştik. Bu sesten bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz değil mi? Restriktif kardiyomiyopatide çıkan ses ise kanın yeterli esneme kapasitesine sahip olmayan bir odacığa dolması sonucu oluşur, ortaya çıkar ve az önce de söylediğim gibi S4 olarak adlandırılır. S4'ü de steteskop ile dinlemek mümkündür. Şimdi restriktif kardiyomiyopati çizimini de sileceğim ve hipertrofik kardiyomiyopatiye geçeceğiz. Hipertrofik kardiyomiyopatide restriktif kardiyomiyopatiye benzer bir durum gözlenir. Başka bir deyişle kalp kası duvarları yeterli derecede esneyemez ama kalp kası duvarları büyümüş ve genişlemiştir. Bu durumu hipertrofi kelimesinden de anlayabiliriz. Bir hücrenin hipertrofik olması demek hücrenin büyümesi demektir arkadaşlar. Hipertrofik kardiyomiyopatiyi de bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Kalp kası duvarlarını daha da büyük olarak çizelim. Evet, işte oldu. Hipertrofik kardiyomiyopati belirtilerinden biri, iki kalp karıncığı arasındaki septum olarak adlandırılan bu kısmın asimetrik olarak büyümesidir. Bu hipertrofik septum, sol kalpten, daha da açık olmak gerekirse, sol karıncıktan kanın çıkışını bloke eder ve bu durumda sol kalpte kardiyomiyopati semptomlarının ağırlaşmasına sebep olur. Bunun sonucunda tıpkı esneme kabiliyetini yitirmiş kalp kası duvarlarının sebep olduğu restriktif kardiyomiyopatide olduğu gibi S4 kalp sesi duyulur. Bu duruma özgü belirgin bir üfürüm de buna eşlik eder. Üfürümün kalpteki türbülanslı kan akışının sebep olduğu ses olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Hipertrofik kardiyomiyopatide karşımıza çıkan bu üfürümün adı sistolik ejeksiyon üfürümüdür ve Valsalva manevrası ile daha da artar. İsterseniz bir de tüm bunların ne anlama geldiğinden bahsedelim. Kalbin pompalama mekanizması iki fazlıdır. Kalbin kanla dolması esnasında kalp kası gevşeme durumundadır ve bu faz diyastol olarak adlandırılır. Kalp kasının kasılarak kanın kalpten atılmasını ya da pompalanmasını sağlayan faz ise sistol olarak adlandırılır. Az önce bahsettiğim üfürüm, sistol sırasında yani kan sol karıncıktan dışarı atılırken duyulur. Kan bu kısımdan rahatça geçemediği için de çalkalanır ve sonuç olarak steteskopla duyulabilen bu ses oluşur. Septum ile aort arasında kalan bu dar kısımdaki çalkantı ya da türbülans daha da fazla olur ve Valsalva manevrası da kalbe daha az kan gelmesine sebep olur. Bu sol karıncığı küçültür.
Sol karıncık küçüldüğünde ise bu kısımdaki duvar büyümüş septuma yaklaşır. Kan artık çok ama çok daralmış olan bu açıklıktan dışarı atılmaktadır ve sonuç olarak üfürüm de daha şiddetli bir hal alır. Sistolik ejeksiyon üfürümü Valsalva manevrası ile şiddetlenir ve bu da hipertrofik kardiyomiyopatiye özgü bir durumdur. Bu tip bir üfürüm gözlemlenen her hasta, ister çocuk ister yetişkin olsun, başka belirti göstermese bile hipertrofik kardiyomiyopati durumunun söz konusu olup olmadığını görmek için muayene edilmelidir. Bu videoda size bir kalp kası hastalığı olan kardiyomiyopatinin belirti ve bulgularını anlattım. Kalp kasında rahatsızlık olan bireylerin sağ ve sol kalbi pompalama görevini yeterli seviyede yerine getiremez. Sonuç olarak akciğerlerde ve vücutta çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Kan sağ kalpten vücuda, sol kalpten de akciğerlere geri gelince tüm kardiyomiyopati tiplerinde görülen, spesifik olmayan bir takım belirtiler gözlemlenir. Ancak farklı kardiyomiyopati tiplerinin her birine özgü birkaç belirti de mevcuttur ve bu videoda da biz bu belirtileri biraz önce listeledik.